الحمد لله الحمد لله ان الحمد لله الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شاء من شيء بعد سبحانه سبحانه ما اعظم شانه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ومن سوء اتابنا ومن شر اعدائنا ومن شر انفسنا ومن كرب ازماننا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثال له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض كندلرنا يار يزندا فساد شكرمين ülkede ülkelerde toprakta topraklarda fesat çıkarmayın denildiği zaman alu derler ki hemen biz ıslahatçılarız ve iza kîle lehum la tufsidû fil ard kâlû innemâ nahnu muslihûn biz sadece ıslah edicileriz derler ela innahum humul mufsidûn وَلَاكِنْ لَا Dikkat edin, uyanık olun, farkında olun, asla uyumayın ki onlar gerçekte ifsad ediciler. Onlar gerçekte bozguncudurlar. Onlar gerçekte söylediklerinin tersini yapmaktadırlar. Fakat bunun dahi farkında değiller veya farkına vardırmadan yapmaya çalışmaktadırlar. Sadakallahu'l-Azim ve bellegana Resuluhun Nebiyyül Kerim ve nahnu ala zâlike mineşşâhidîneşşâkirîne bi kalbin selim. Aziz insanlar, güzel kardeşler, bugün 26 Şaban 1434 Cuma. Cumamız mübarek olsun. Amin. Ramazana gelmişiz, çatmış. Gelişi hoş olsun, kalışı hoş olsun, gidişi ve gitme işi hoş olsun. Hoş gelip hoş bulduklarından etsin inşallah. Amin. Rabbim bizi burada topladığı gibi cennetinde de toplasın. Rabbim bizleri cumalarda, camilerde, cemaatler içinde cem ettiği gibi 7 milyarlık büyük ailemizin kayıp çocuklarını da yuvasında toplasın inşallah. Amen. Güzel kardeşlerim tahmin etmişsinizdir bugün sizlerle Mısır'da olup bitenleri paylaşacağım. Zira artık insanlık büyük bir aile. Dünyada bir köy. Bu ailenin herhangi bir yerinde, herhangi bir parçasını ilgilendiren bir olay olduğunda ailenin diğer fertleri şu veya bu biçimde ilgileniyor. Şu veya bu biçimde tesir ediyor. Onun için dünyada bana ne diyeceğimiz bir olay kalmadı. Kaldı ki Mısır'daki bir olaya bana ne diyemeyiz? Çünkü Kahire İstanbul'un kardeşidir. Nil Tuna'nın kardeşidir. Seyhan'ın, Ceyhan'ın kardeşidir. Fırat'ın, Dicle'nin kardeşidir. Onun için Kahire'ye diken batarsa benim canım acır. Bana diken batarsa Kahire'nin canı acır. Bana ne diyemeyeceğimiz bir başka sebep de budur. İman kardeşliğimizdir. İnsan kardeşliğimizin ötesinde. Ne oldu? Yani evet oyun bitti yazmışlar. Doğru. Evet. Game over. Oyun bitti. Oyundu yani. Anladık. Yani bize oyun oynadınız. Evet. Bir parça oyundu. Esasında İkvan'ın 80 küsür yıllık tarihini bilenler bu oyunun geçmişini çok iyi bilirler. 1928 yılında İsmailiye'de kurulmuş bir teşkilat İhvan. Modern İslami hareketler içerisinde en tecrübelisi. Cemaati İslami'den daha tecrübeli Pakistan'daki. Dolayısıyla 84 yıllık tarihinde, 84-85 yıllık tarihinde çok şey gördü, geçirdi İhvan. Ve bütün bu tecrübelerin üstüne şöyle baktığımda İhvan'ın bırakın Mısır'a egemen olmasını ve Mısır'ı yönetmesini Kahire'de bir mahalleyi yönetmesine izin vermediler. Bunun kavgalarını bizzat şahit oldum Mısır'da bulunduğum dönemde. Bir mahalleyi yönetmesine izin verilmeyen ihvanın kucağına Nasıl oldu da uluslararası sistem koca Mısır'ı bıraktı? Bence tuzak buradaydı. Bu bir tuzaktı. Onlar kirletirler, sömürürler, bitirirler yeraltı ve yer üstünü, ondan sonra da kirlettiklerini temizletmek için kucağınıza bırakırlar. Dolayısıyla İhvan bu kadar hevesli olmamalıydı. Sizin pislettiğinizi biz mi temizleyeceğiz diye düşünmeliydi. Bu tuzağı görmeliydi. Ama onlar da uzun beklemenin, iktidara hasret gitmenin zaafıyla verilen bu şeyi hemen havada kaptılar. Diyeceksiniz ki Türkiye'de çok mu farklıydı? Çok mu farklıydı ki? Türkiye'de niye beceremediler? Denediler aslında gezi bir tahrirdi. Öyle olmasını istediler. Fakat olmadı. Beceremediler. Ondan önce 1996'da ne olduysa şu anda Mısır'da olup biten o. Aslında ben daha gerilere gitmek isterim. 1909 yılında Abdülhamid'i düşürmek için avcı taburlarını kullanarak ne yaptılarsa yani yani 31 Mart 13 Nisan'a tekabül ediyor. 31 Mart da ne olduysa Mısır'da olan da o. Yani bu kadar geriye gittiğimize göre demek ki daha çok yiyecek ekmekleri var demektir öyle mi? Yani 31 Mart 1909 2013 Demek ki Mısır'ın daha çok yiyeceği ekmek var. Evet, daha çok alacağı yol var. Bu anlamda hakikaten ne farkı var derseniz eğer doğru. Uluslararası sistem, küresel güçler onlara da sundular iktidar nimetini bir oyun olarak. Bizimkilere de sundular. Doğru. Bizimkilere rol verdiler, onlara da rol verdiler. Rolü onlar da atıyor çünkü senaryoyu onlar yazdı. Fakat bizimkilerin bir farkı oldu. Bizimkiler aldıkları rolle yetinmediler, bir de rol çaldılar. 1912, 2000, 2002'de olan buydu. 2002'de bir rol verildi ama rol verdikleri rol de çaldı. Çaldıkları rol, aldıkları rolü geçti. Şimdi pişmanlar ama iş işten geçti. Evet, o pişmanlıklarını gezide gördük. Rolü geri almak istiyorlar. Başka birilerine vermek istiyorlar verdikleri rolü. Fakat evet yani gözü açılmış. Artık gözü açılmış uyutamıyorlar. Ama bunu orada yaptılar. Mısır'da yaptılar. Dolayısıyla daha iki yıl evvel seçim oldu düşünün, 30 yıllık bir diktatör çöktü. 30 yıllık bir diktatörlük değil yalnız. Bu diktatör, bu firavun, son firavundu. Efendim, gerçi ben Mısır'ın son firavunuyum diyen, bunu bizzat cümle olarak dudaklarından dökülen Enver Sadat'tı. Ama e, son firavun olduğunu ne bilsin ki? Kendisinin yerine getirdiği de kendisi gibi firavundu. Ve maalesef diktatörlük 30 yıllık değildi. Kral Faruk, 1952'de mi devrildi Hür Subaylar darbesiyle? Evet, 52-53 Hür Subaylar darbesiyle. Kral Faruk'u devrenler, Kral Faruk'tan fazla kral oldular. Kral Faruk'un yetkileri böyle değildi, Hidivlerin yetkileri böyle değildi. Mısır'ı Osmanlı'dan sonra Hidivler yönetti. Mehmet Ali Paşa ve evlatları, torunları. Fakat inanın onların bile yetkileri bu firavunlar kadar değildi. Kral Faruk'un zulmünü büyük olarak görenler, Kral Faruk'un yerine gelenlerin zulmüne görünce öbürünü çamla çırayla aradılar. Ama bulamadılar. İhvan esasında nasıl bu kadar fazla tongaya düştü ben anlamıyorum. İhvan'ın başına gelen ilk şey değil bu. 1952-53'teki Hür Subaylar Darbesi'nde İhvan da bu darbeye destek verdi. Zira ben bunu 1989 yılında Me'mun el-Hudeybi'nin evinde bizzat İhvan'ın ikinci mürşidi Amı Hasan el-Hudeybi'nin oğlu olur. Eski bir baş yargıçtır ve aynı zamanda İhvan'ın önde gelen e, akıl hocasıdır. Liderliğinde yapmıştır. Me'mun el-Hudeybi'nin evinde bizzat kendi evinde, köşkünde kendisine sordum ve onayladı. Doğruydu. İhvan o dönemde de rol aldı. Ama ne oldu? Ne oldu? Doğru. Kral Faruk döneminde Hasan El Benna'ya suikast yapıldı. Ama Hasan El Benna'ya suikast yapanlar Kral Faruk'a da suikast yaptıranlardı. Çok ilginç. Yani tavşana kaç, tazıya tut devam ediyor. Hani bizde Taksim'de 1977'de, 79'da ne olduysa, öğleden evvel solcuyu vuran silah, öğleden sonra sağcıyı vuruyor. Aynı oyun orada da oynandı. Ve ilginçtir, ondan sonra iktidara gelen hür subaylar, General Necip, onu deviren efendim, Cemal Abdünnasır ve Cemal Abdünnasır bir firavun olup çıktı. Ve ondan sonra 67 savaşı, 69 hezimeti ve 73 arkasından bildiğimiz hadiseler ve Enver Sedat. Enver Sedat Mısır'da öyle korkunç bir zulüm estirdi. Öyle bir haccaçlık yaptı ki hepsinin üstüne tüy dikti. Ve ilginçtir Enver Sedat bir ihvan üyesiydi. Temenliğinde yüz, üst, yüz başılığında üst temenliği sırasında ihvanın derslerine devam eden biri olduğunu biz bizzat ihvanın üyelerinden liderlerinden öğrendik. Allah Allah. Aynı şey geldi, CC olarak önümüze çıktı. Yani siz tarihinizde bir kez sokulduğunuz delikten bir daha nasıl sokulursunuz? Enver Sedat örneğinde bunu görmüştünüz. Enver Sedat sizin derslerinizden geçmiş bir zalim, bir Firavundu. Camp David'in kahramanlarından tırnak içinde biri bu. Yani Filistin'i satanlardan biri. Efendim Nasıl oldu da bugün Sisi yine ihvanın, ihvanın bir üyesi sayılan, ihvanın üyesi sempatizanı sayılacak kadar içeriden biri. Böyle mi gerçekten? Hiç öyle olduğunu sanmıyorum. Yani küçümsüyoruz. Düşmanın aklını küçümsüyoruz. Düşmanın aklı kadar çalışmayan aklımızla düşmanın aklını küçümsersek eğer işte böyle oluyoruz. Sonuçta geldiğimiz nokta bu oluyor. İki sene evvel seçimler oldu. Ve ilk defa Mısır'da halk kendi iradesiyle kendi devlet başkanını seçti. İlk defa. Şeffaf bir biçimde. Hatta seçimlerin sonucunu inan etmediler. Bir sürü numara çevirdiler. Sandıklardan numaralar oldu. Bazı eyaletlerden sonuç gelmedi. Bazı sandıkların başında jandarma bastı, polis bastı vesaire vesaire. Tahrir meydanını elinde palalarla basanların siz sandıkları dürüstçe bırakacaklarını mı zannediyorsunuz? Ve sonuçta her neyse ama milletin iradesine mani olamadılar. Millet kendini kimin yönetmesi gerektiğini seçti. İhvan deyince Nasıl anlatayım size? Mısır'da sosyal hayat ihvanın elindedir. Mısır'ı kim yönetirse yönetsin. Yoksulun babası ihvandır. Dulun yardımcısı ihvandır. Çorbası kaynamayanın çorbasını ihvan kaynatır. Gidin bir yere, herhangi bir yere orada sosyal hayatın temelinde ihvan vardır. Kılcal damarlarına kadar girmişlerdir halkın içine. Fakat sosyal hadiselerde bu kadar yaygın olan bu kadar tecrübeli olan ihvanın maalesef siyasi tecrübesinin bu kadar olmadığını da bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk. Küresel güçler tavşana kaz, tazıya tut dediler. Esasında olan biten buydu. Yani Mısır'ı gözden çıkarmadılar. Esasında bütün bu Arap Baharı dedikleri, Yasemin devrimi dedikleri Tunus'la başlayıp Libya ile devam eden ve domino taşı gibi arka arkasına gelen bütün bu hareketlilikler elbette küresel güçlerin algı alanı dışında, ilgi alanı dışında olamaz. Bunu kimse düşünemez. Ama asla Amerika Allah'tan büyük değildir. Allah Amerika'dan da büyüktür. Allah her şeyi görür, Amerika her şeyi göremez. Allah her şeyi duyar, Amerika her şeyi duyamaz. Allah rezzaktır, herkese Allah besler, Amerika her şeyi besleyemez. Onun için Allah habirdir, her şeyden haberdar olur, Amerika değil. Dolayısıyla Allah'ın yerine Amerika'yı koyan zihniyeti ve yaklaşımı telin ediyorum, Müslümanları da uyarıyorum. Asla Allah'ın yerine Amerika'yı koymayın. Nasıl olur falan demeyin Allah'ın Mustafa kulu. Yani hem düşman olursunuz, hem aleyhte olursunuz, hem de tanrılık vasıflarını gider yakıştırırsınız. Allahu Ekber demek bu demektir zaten. Allah en büyüktür. Allah tek büyüktür. Allah hep büyüktür. Onun için bu anlamda küresel güçler elbette ki ilgi alanlarında göreceklerdir. Nihayetinde, nihayetinde Mısır yıllar yılı küresel güçlerin ilgi alanında sömürgesi altında değil miydi? Sina Hala Sina'da payları var biliyor musunuz? Hala Süveyş kanalı üzerinde yetkileri var, payları var. 80 yıllık, 40 yıllık bir fiil sömürge. 40 yıllık. 1880, onun üzerine 40 yılı koyun. 40 yıllık fiili sömürge. Ondan sonra da yarı sömürge halinde devam etmiş. Bir statü var, bir uygulama var, bir geçmiş var. Ve Maalesef Mısır ordusu Mısırlılara hizmet etmedi. Etmiyor. Ordu yargı el ele gelinen noktada yapılan operasyon ülkenin kaderini tekrar efendilere vermek biçiminde oldu. Subayları kim yetiştirdiyse onlar kullanıyorlar. Bunu artık biliyoruz bir zamanlar Ufuk Güldemir bir eserinde Pentagon subaylarından biriyle bir söyleşi yapmıştı. O subay diyordu ki, Amerika'dan izinsiz bizim yetiştirdiğimiz subaylar ayak yoluna bile gidemezler. Ben o cümleyi hiç unutmadım. 1990'lı yılların başında okumuştum bu söyleşi. O cümleyi hiç unutmadım. Yani Amerika'nın yetiştirdiği subaylar Amerika'dan izinsiz tuvalete bile gidemezler. Bunu bilmeyecek bir şey yok. Öyledir. Onun için, onun için kim besliyorsa onun hesabına çalışırlar. Ve Mısır'da olan da budur. Sisi'nin İngiliz ve ABD'nin hizmet, ABD'nin hizmetlerine emellerine hizmet etmesinden daha doğal bir şey görmüyorum ben. Zira kendini besleyenlere hizmet ediyor. Ama ilginç olan şu, peki bu oyunu niye oynuyorlar? Yani bile bile Müslümanları neden bu oyunda kullanıyorlar? Musi, Sisi'yi atayan kişi. Sisi'yi sen atadın. Burada bir iki çift laf etmeyelim mi? Anlatabiliyor muyum? Yani böyle birini genelkurmay başkanı olarak atarken, savunma bakanı olarak atarken sonucun buraya varacağını tahmin etmez misin? Edilmez mi? Üstelik de Enver Sadat gibi bir tecrübe, geçmişten kalmış acı bir tecrübe varken. Yani bu kaçıncı sokuluş diyesim geliyor. Bu kaçıncı sokuluş? Yani e, bir delikten bir mümin iki kez sokulmaz buyuruyor Allah Resulü. La yüldegül mümin min hücrin merratey. Bu kaçıncı sokuluş? Maalesef acılarımız, hocalarımız olmazsa tekrar yaşıyoruz. Acılarımızdan ders alırsak acılarımız hocamız oluyor. Ama acılarımızdan ders almazsak, o acıları bir daha, bir daha, bir daha yaşıyoruz. Onun için burada gerçekten de bir basiret kıtlığı görüyorum. Aklını yerine ağzını koymaz zaafımız hala bizi perişan ediyor. Aklımızın yerine ağzımızı koyduk. Onun içinde de hitabi bir dille konuşuyoruz. Yani slogan atıyoruz. Müslümanlar olarak en büyük problemimiz bu. En büyük problemimiz duygusallığımız. Duygumuzun seli aklımızı yok ediyor. Onun için de plan yok, proje yok, strateji yok, ince düşünce yok. Yok, 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 yok. Ne var gerisine? Duygusallık var, slogan var, görünme var, bağırma var, çağırma var, 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 var. O varlar öbürünün yerini tutmuyor. Yani hissiyatımız, ilmiyatımızın önünde. Onun içinde planlayan kazanıyor. Projelendiren kazanıyor. İnce düşünen kazanıyor. Arge yapan kazanıyor. Anlatabiliyor muyum? Elin oğlu seni planlıyor ama sen kendini planlayamıyorsun. Elin oğlu senin geleceğini planlıyor ama sen kendi geleceğin üzerine derin bir tedebbür, teemmül, tefakkuhta bulunamıyorsun. Onun için hala hissiyatla konuşuyoruz. Hala duygusallığımız her şeyin önünde, onun içinde bizim duygusallığımızı kullanıyorlar. Duygularımızı kullanıyorlar duygularımızı bile yönetiyorlar. Duygularımızı istismar ediyorlar. Baktım çok ilginç yahu. Gazze ziyaretlerinden hatta affedersiniz Gazze değil Filistin ziyaretlerinden birindeydi. Herhalde ilk Kudüs ziyaretimde Filistin içlerine kadar bizi misafir ettiler sağ olsunlar. Filistin'in çok tanınmış bir alimi bir allamesi ile bir yerde buluştuk. Görüştük kafilemizle beraber Orada baktım gelenlere kendilerini teselli etmek için yeni bir hadis keşfetmişler. Yeni bir hadis keşfetmişler. Yani şimdi e, tabii ki hadis falan değil. Anlatabiliyor muyum? Bir yerden bulmuşlar. Üçüncü veya dördüncü sınıf bir kitaptan efendim bir yerden bulmuş. Kendilerini teselli edecek bir şey. Fakat bu duygusallık hiçbir işe yaramıyor. Anlatabiliyor muyum? Sadece etrafınızdaki insanları, insanların gözünü boyuyorsunuz bununla. Yani onlara bir manevi güç falan da aşılamıyorsunuz. Çünkü nihayetinde bununla varacağınız bir yer yok. Varacağınız bir yer yok. Hadis diye naklettiği şey uydurma bir sözdü. Döndükten sonra kitapları karıştırdım, bulana kadar göbeğim patladı. Anlatabiliyor. Muyum? Nereden buldunuz? Çok mu aradınız ya? Efendim, bunu buna vereceğiniz emeği Allah'ın sünnetine riayet ederek ve elleyse lil insani illa ma İnsan için çalışmasının karşılığı vardır. Sünnetine riayet ederek bir plan, bir proje, bir Arge birimi kursaydınız. Filistinli cins kafa çocukları gönderseydiniz gittiler, doğru? Okudular, doğru? Filistinli dünyana dünyaya yayılmış bugün çok cins kafa tüccarlar, ilim adamları bilim adamları, alimler var biliyor musunuz? Gidin, Arap ülkelerinin en zengin iş adamları arasında Filistinler bulursunuz. Çok ilginç. Peki ne yapıyor bunlar? Gemisini kurtar, kurtaran kaptan. Doğrudur. İşlerinde yardım edenler, bunu dert edinenler vesaire vardır. Benim tanıdıklarım da var. Ama bu bireysel çabalar bir şeye yaramıyor ki. Nerede sizin stratejik oluşumlarınız? Nerede sizin think tank'leriniz? Nerede sizin strateji enstitüleriniz? Nerede sizin anlatabiliyor muyum? Akıl, ortak aklı harekete geçirecek efendim e, kurumlarınız, müesseseleriniz, kadrolarınız, sistemleriniz nerede? Dünyada bu kadar iyi yetişmiş Filistinli adam var. Amerika'dan Avrupa'ya kadar, Japonya'dan Avustralya'ya kadar hepsinde var biliyorum. Nerede? Onun için Böyle bir duygusallık, bu duygusallık seli içerisinde maalesef elimizde olan her şey kayıp geçiyor ve biz de kendimizi tatmin etmekten başka bir şey yapmıyoruz. Yani bu bizim zaafımız, bu genel zaafımız. Aynı zaafı ben Türkiye'deki Müslümanlara da görüyorum, diğer Müslümanlara da görüyorum. Bu anlamda bir çift söz söylemezsem e, karnımın şişi inmeyecek ez her şeyi süs bebeği gibi generalin solunda oturuyordu. Yani benim için hiç sürpriz olmadı. için cız etti. Ez her bin yılı aşkın bir ömrü olan müessese. Yani sadece İslam dünyasında değil, dünyada en eski okuldur. Dünyada, batıdaki Oxford'da dahi. Dünyada en eski okuldur ve bin yıllık ezher bu durumlara mı düşecekti? Benim de okuduğum ezher. Bu durumlara mı düşecekti? Bu yeni bir durum değil. Maalesef ezher bağımsız bir kurumdu. Ezher Hidivler döneminde, Osmanlı döneminde, Fatımi döneminde bile bağımsız bir kurumdu. Bağımsızlığını korusun diye Ezher'e vakıflar tahsis edildi. Gitseniz Kahire'nin can gibi arazileri Ezher'in vakfıdır. Fakat Enver Sedat bu vakfiyelerin tamamının yakınını sattı. Ezher'in elini ayağını kesti. Ezher'i öncelikle parasız bıraktı, vakfiyelerinden arındırdı ve Ezher hocalarını da devlet maaşına mahkum etti. Yani en hassas yerlerinden, boğazlarından devlete bağlı. Bir alim boğazından devlete bağlandı mı artık boğazında yuları var demektir. Ondan sonra hayrını göremez. Hayrını göremezsin. Çünkü devlet o yuları tutar, istediği yere çeker, o da istediği yere gider. Ezher'in mollası sarığıyla, sakalıyla, cübbesiyle darbeci generalin yanında mı oturmalıydı? Yok mu iki çift lafınız? Hadi o lafınız yok orada bulunmayacak kadar da mı onurunuz yok? Bir milletin iradesine darbe yapılıyor, sen geliyorsun orada darbeyi meşrulaştırıyorsun. Sen kimin alimisin? Sen kimin alimisin? Kaldı ki bu aslında çok sürpriz bir hadise de değil. Biz bu çizgiyi ta Muaviye'den beri tanıyoruz. Bu çizgi yeni de değil. İmam-ı Azam dirisi girdi, içeriden ölüsü çıktı ama İbni Ebi Leyla ölüsü çıktıktan sonra adeta tepinecekti üstünde. Veyl olsun. Evzai alın, alim olmasına büyük alim. Ama devlet kapısının alimi olunca ne yaptı? Gaylan Eddimeşki'nin ölüm fetvasını evzai ver. Böyle. Bu yeni bir şey değil. Bunları hatırladım. Çok ilginçtir. Said Ramazan el-Buti. Allah taksiratını affetsin. Esed'in mücadelesini Bedir Savaşı'na benzetiyordu. Aman Allah'ım. Ya bu sünni bu adam yani. Bu adam Alevi, Şii, şu bu değil yani. Ey sünnicilik yapanlar. Bu adam sünni alim. Babası da sünniydi ve Türkiye'den gitmedir bunlar. Efendim. Peki ne oldu? Bu bir çizgidir, çizgi. Bu bir zihniyettir. Onun için bir İmam-ı Azam Sünniliği vardır, bir de Abbasi Sünniliği, Mütevekkil Sünniliği vardır. Ve maalesef bugün İslam dünyasında ulemanın çoğunun temsil ettiği çizgi İmam-ı Azam Sünniliği değil, devlet Sünniliği'dir. Abbasi sünniliği. Veil olsun o sünniliğe. Peki ne olacak? Çok fazla farklı bir dünyaya adım atıyoruz dostlar. Artık dünya eski dünya değil. Artık dünya çok farklı. Çünkü insan gerçekten insan tipi farklılaşıyor. İnsanlık tarihinde belki bütün bir insanlık destanında insan tipi bu kadar farklılaşmamıştı. Önümüzdeki gelecek insan tipi geçmiş insan tipinden farklı olacak. Sevinmesi, gülmesi, ağlaması, kazanması, efendim oyunu, oyuncağı, efendim e, harcaması, e, inanması, inkar etmesi, öğrenmesi çok farklı olacak. Eski öğrenme araçlarının yerini bambaşka araçlar alıyor. Dolayısıyla bambaşka bir dünya bekliyor bizi. Bambaşka bir dünyaya hazır olmazsak bu dünya bizi de yutacak. İslam mevcut dünyaya bir meydan okumadır aynı zamanda. Mevcut dünyanın dertlerine ilaç taşıyan bir eczanedir aynı zamanda. Eğer İslam eczanesi de bu bu yarayı tedavi etmezse insanlığın yarasını insanlığın yarasını tedavi edecek başka bir alternatif eczane yoktur. Kur'an son kitap olmasının esprisi de budur. Kur'an eczanesinde insanlığın tüm hastalıklarına derman mevcuttur. Ama Müslümanlar o eczanenin yerine sahte ilaçlarla idare ediyorlar. Kendi uydurdukları ilaçları Kur'an eczanesine koydular ve bakın dediler. Üstüne de İslam yazdılar ve Kur'an'ın ilaçlarını da arkaya attılar. Kur'an'ın ilaçlarını kullanmak yerine kendi tarihlerinde imal ettikleri sahte ilaçları Kur'an'ın ilaçlarının yerine koydular. Ne kendileri tedavi oldular ne başkasını tedavi edebildiler. Müslümanlar behemahal kendi eczanelerini keşfetmek zorundadırlar. Başka çareleri yok. Allah'ın kendilerine gösterdiği o eczaneyi tekrar başlarının üstüne koymak zorundadırlar. Tekrar Rablerinden razı olmalıdırlar Müslümanlar. Bu anlamda siyaset de değişiyor. İnsan tipi değişiyor. Siyaset değişmesin. Eski siyaset bitti. Yepyeni siyaset varsa geleceğe dönelik Müslümanlar bu siyasetin içerisinde ancak özne olabilirler. Birey kendisini her türlü güçle donatan devlete karşı kendini savunmak için eline geçirdiği her şeyi kullanıyor. Başka çaresi yok. Devletler bundan böyle daha da güçlenecekler. Zira Zira bilişimdeki ve elektronikteki gelişme devletleri artık Big Brother sizi gözlüyor makamında mahremiyetin sıfırlandığı bir dünyaya doğru götürüyor. Her şeyinizle takip edileceksiniz. Kredi kartlarınız nerede bulunduğunuzu size haber veren birer casus olarak kullanılacak. Evinizdeki elinizdeki telefonlarınız nerede bulunduğunuzu, hangi hareketi yaptığınızı, kiminle konuştuğunuzu haber veren birer casus olarak kullanılacak. Kullandığınız her elektronik aygıt sizi haber veren, sizden haber veren birer casus olarak kullanılacak. Devletler bunu kullanacaklar. Bu da devletleri güçlü hale getirecek. Giderek dünyamız özgürlüklerin arttığı değil, devletlerin giderek otoriterleştiği, Hatta giderek diktatörlüğe eğildiği, evrildiği bir döneme gireceğiz gibi geliyor orta ve uzun vadede. Benim e, projeksiyonum bu. Zira birey karşısında devletler ancak kendilerini böyle güçlendirecekler. Bireyler güvenlik endişesini, özgürlük endişesinin önüne koyacaklar ve devletlere bu hakkı verecekler. Yani bari güvenliğim garantide olsun özgürlüğümden feragat edeyim diyecekler. Zira insan böyledir. İkisinden birinden feragat etmekle karşı karşıya geldiğinde geniş kitleler risk almazlar. Özgürlükten feragat etmeyi tercih ederler, güvenlikten değil. Tarih boyunca geniş kitlelerin tercihi hep böyle olmuştur. Bundan böyle de böyle olacaktır. Onun için bireylerin feragati kitlelerin, geniş kitlelerin özgürlüklerinden feragati devleti daha da güçlendirecek. Peki güçlenen devlete sınırlar çizilemezse eğer, devlet dev olacak demektir. Levyatan olacak demektir Thomas Hobbes'un ifadesiyle. Peki bu devi kim durdurur? Onun içinde, onun içinde devleti yönetenlere mutlaka ilkeler, sınırlar, kırmızı çizgiler Allah'tan kork diyecek insanlar yiğitler mutlaka olmalı. Onların da Allah'tan korktuğu, kırmızı çizgilere riayet ettiği, Allah böyle söylüyor deyince zıng diye orada durduğu çizgileri olmalı. Eğer bu ilkeler yoksa devletleri kim tutar? İşte bu manada yepyeni bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde küresel güçler ellerindeki tüm gücü zayıf uluslara karşı oynayacaklar. Ama ilginçtir. Şuna bakınız. Kendileri bütünleşirken bizi habire parçalıyorlar. İşte Mısır'da olan bu. Bu parçalanma artık, bu savaş artık iki ayrı mahallenin savaşı değil. Yani doğullarla batılların, güneylilerle kuzeylilerin savaşı değil. Eskiden ülkelerimizi işgal ederlerdi, işgalciye karşı savaş verirdik. Bakınız. Irak ve Afganistan işgalinden uluslararası güçler bir ders çıkardılar. Bu ders tüm üçüncü dünya, sevmediğim bir tabir bu, halklarının aleyhine olan bir ders. Nedir bu? Artık doğrudan işgal etmiyorlar. Brezinski'nin de dediği gibi itiraf ettiği gibi yine efendim başka akıldaneleri de bunu itiraf etti. Henry Kissinger da itiraf etti. Bundan böyle savaş kendi içlerinde olacak. Evet. Ben Amerika hükümeti Amerikalılar Mısır'dan ayrılsınlar diye anons ettiği anda bu iş bitti dedim. Mısır'da bu iş bitti. Daha darbeye 30 35 saat vardı. Niye? Bu iş bitti. Amerikalılar ayrılsınlar demek. Aslında işinizi tamamladınız, vazifenizi yaptınız, görevinizi ifa ettiniz, artık terk edin. Tamam. Yani devam edecek. Yani işinizi yaptınız diyor adam. Efendim, terk edin diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani fırtınayı kopardınız, anaforu çıkardınız, terk edin, devam etsin. Yani yansın gerisi. Böyle yapıyorlar. Kundakladınız, yangını çıkardınız, terk edin. Size zarar olmaz. Gerisi yansın. Ve böyle, böyle yapıyorlar. Göstere göstere yapıyorlar. Aziz kardeşlerim. Ama bizim onlara suç bularak, onlara günahı yıkarak varacağımız hiçbir yer yok. Hiçbir yer yok. Bu kendi kendimizi takminden başka bir şey değil. Yani bu Allah'ın da hoşuna gitmeyen bir şey. Bakınız Hazreti Yunus Ninova'yı terk etti. Ninova'lar imana ermediler Yunus'un bir ömürlük gayretine rağmen. Ama Yunus tevbesinde Ninova'lıları suçlamadı. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ben zalimlerden oldum ya Rabbi dedi. Ninova'yı suçlamadı Yunus. Uhud bir kayıptı. Uhud savaşında yenildiler ve bu başımıza nereden geldi dediler. Kur'an onlara açıkça min indi enfusikum. Kendi yüzünüzden geldi dedi. Bitti. Biz bu başımıza nereden geldi diyoruz. Kur'an da bize cevap veriyor. Kendi yüzünüzden geldi. Evet bizim yüzümüzden geldi. Eğer tevbe edeceksek öncelikle hatanın büyüğünün bizde olduğunu bilmemiz lazım. Onun için bu hata nedir? Biraz önce söyledim. Evet, hissiyatı, akliyatın yerine koyarsanız, ilmiyatın yerine koyarsanız, hitabi söylemi, retoriği, fikrin yerine koyarsanız, Anlatabiliyor muyum? Sloganı gayretin ve çabanın yerine koyarsanız, düzensizliği düzenin yerine koyarsanız, plansızlığı planın yerine koyarsanız, projesizliği projenin yerine koyarsanız olacaktır. Onun için Müslümanlar artık hissiyatla bir adım daha yol alamazlar. Geleceğin dünyasında yok böyle bir şey. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Bir yerde bir başarı gördünüz, gördünüzse orada tesadüf yoktur. Çünkü boşluk yoktur. Fütur yoktur. Onun için Allah'ın sünneti herkes için geçerlidir. Allah'ın sünneti bizim için de geçerlidir. Onlar için de geçerlidir. Doğu içinde, batı içinde, güney içinde, kuzey içinde geçerlidir. Allah'ın sünnetinde bir değişme bulamazsınız. Velen tecideli sünnetillahi tebdila. Velen tecideli sünnetillahi tahvila. Sünnetullah budur. Onun için Aziz kardeşlerim, eğer geleceğe yürüyeceksek artık birbirimizin acısından da ders almak durumundayız. Alın, Mısırda olan ne? Mısırda olan bizde olanın bir benzeri. İçimizden yırttılar. Mısırı içinden yırttılar. Yüz yıllık çaba bu günler içindi. Mısırı içinden yırttılar. Mısır'a bir düşman gerekir mi sizce? Böyle bir ülkeye bir düşman gerekir mi? Hayır gerekmez dostlar. Düşman içinizden bazılarını maşa yapmışsa eğer elini neden vursun ateşe? Yırttılar topraklarımızı, yırttılar ülkelerimizi, yırttılar zihnimizi, yırttılar duygularımızı. Asıl yırtılma burada, burada. İçimizde oldu. Gönlümüzü yırttılar. Biz duygusal olarak yırtılmış toplumlarız. Bakınız Düşmandan nefret etmediğimiz kadar karşıt fikirlerden nefret ediyoruz. Birbirimizden nefret ediyoruz. Farkında mısınız? Onun için de yumurtasını pişirmek için memleketi yakacak. Benim yumurtam pişsin, memlekette yanarsa yansın. Böyle bir zihniyet. Aşırı ideolojikleşti. Aşırı ideoloji bir tavır hepimizi kuşattı. Onun için zihnimize deli gömlekleri giydirdiler. Duygularımıza deli gömlekleri giydirdiler. Birbirimize karşı aslan kesiliyoruz. Oysa onun bizim bir parçamız olduğunu unutuyoruz. Bir parçamızı bize karşı zombileştirdiklerini unutuyoruz. Mankurtlaştırdıklarını unutuyoruz. Mankurtlaştırmayı biliyorsunuz değil mi? Cengiz Aytmatov'un romanını okumuşsunuzdur. Adamın düşmanının çocuğunu alıyor, o çocuğu küçüklükten alıyor, onu babasını, annesini, akrabalarını en büyük düşmanı olarak yetiştiriyor. En büyük düşmanın, hayatta öldürmen gereken düşmanın budur diye babasını, annesini, kardeşlerini gösteriyor. Büyüyünce tek hedefi oluyor. Yani babasını, annesini, kardeşlerini, en büyük düşmanlarını öldürmek. Başka bir gayesi yok. Anlatabiliyor muyum? mankurtlaştırılıyoruz. Farkında mısınız? Onun için aziz kardeşlerim bu mankurtlaştırmaya karşı durmak için ayılmamız lazım. Yani bu girdiğimiz derin uykudan uyanmamız lazım. Başka çaresi yok. Birbirimizin acılarından ders alalım. Mısır İstanbul'dur, Türkiye'dir, Türkiye Mısır'dır. Esasında hani El Ehram'ın altında ne yazar biliyor musunuz? El Mısru lil Mısriyin. Hürriyetin altında ne yazıyordu? Türkiye, Türkiye Türklerindir. Aynısı biliyor musunuz? Irak'ta Saddam'ın çıkardığı Bağız gazetesinin altında da yazıyordu. Irak Iraklılarındır. <laughs> El Irak lil Iraqiyin. Ürdün'de de gördüm işin garibi. Ürdün Ürdünlerin yazıyordu. Yahu bu kadar mı sattınız? Bu kadar mı sattınız? Şimdi Mısır Mısırların mı? Mısırlar kim mesela? Mısırlar Adewiya Meydanındakiler mi? Tahrir Meydanındakiler mi? Kim Mısırlar? Mısırlar indirilen Cumhurbaşkanlığı mı? Onun yerine gelen darbeciler mi? Kim Mısırlar? Aynısını Türkiye için niye sormuyorsunuz? Kim şimdi? Yırttılar bizi. Yırttılar. Farkında değil misiniz? Onun için bu duygusal bu düşünsel, bu fikri yırtılmışlığı onarmadan, tamir etmeden yol almamız mümkün değil. Bölgesel kurtuluş yoktur. Ulusal devletlerin kurtuluşu mümkün değildir. Ya toptan kurtulacağız ya toptan batacağız. Hepimiz birbirimizi ilgilendiriyoruz. Onun için Suriye'nin kurtuluşu diye bir şey yoktur. Suriye'nin kurtuluşu, Türkiye'nin kurtuluşu. Türkiye'nin kurtuluşu, Mısır'ın kurtuluşu. Mısır'ın kurtuluşu, Sudan'ın kurtuluşudur. Onun için biz birbirimize bağlıyız. Dolayısıyla bunu fark ettiğimiz gün uyanmış olacağız. Onun için Rabbim şuur versin. Amin. Rabbim akıl versin. Amin. Rabbim istikamet versin. Amin. Rabbim bu ümmetin birliğini ve dirliğini korusun inşallah. Amin. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعيذكم بوعيدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا Size bir tek öğüdüm var. İster tek başınıza olun, ister başkalarıyla birlikte olun. karşı sorumluluğunuzu unutmayın. Allah'ın huzurunda bulunduğunuz gerçeğini unutmayın. Allah'a karşı esas duruşunuzu asla bozmayın. Amin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات Amin. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع غريب مجيب الدعوات Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة Amin. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خزل المسلمين وانصر اللهم جمعيتنا المؤمنين الموحدين واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى المسافرين والمقيمين والحاضرين والغائبين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخام الشان الشرف صفيه فقال فقال عز وجل من قائل مخبرا بآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم أقم السلام